Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2020'de Juventus oyuncularının overall'ları ne olacak? 2017'den bu yana kadar, yani 2017'den 2020 yılına kadar ne kadar bir ivme kat etmişler? Yükselen oyuncular, alçalan oyuncular, tek düze aynı şekilde giden oyuncular, bunları göreceğiz, bunları işleyeceğiz sizlerle. Bunlara bakalım diye isterseniz hadi gelin videomuza geçelim. Şimdi ilk önce Alexandro sol bek olarak özellikle Juventus'ta uzun yıllardır görev alan bir oyuncu ve gerçek anlamda da iyi bir sol bektir. Yani MyClub'da Alexandro, o siyah top döndüğünde Alexandro geldiğinde mutlu olmayan bir oyuncu, bir player yoktur diye düşünüyorum. Alexandro 2017 yılında 84 overall'da. Bu arada 2017'den beri zaten Juventus'ta. 2017 yılında 84 overall'da olduğunu görüyoruz. 2018 yılında bir ivme yakalıyor. Yükseliyor ve 86 overall'a çıkıyor oyuncu. 2019 yılında aynı şekilde 86 overall'daydı ve 2020'de de yine 86 overall'da. Yani son 2-3 sezonda herhangi bir değişiklik yok. Yine 86 overall devam ediyor arkadaşlar. Gelelim Szczesny'ye, kalecileri. O da 2 sezondur, 2020'yi de sayarsak 3 sezondur Juventus'ta oynuyor diyebiliriz. 2017 yılında kendisi Roma'daydı ve 82 overall Konami ona bir güç belirlemişti. İyi bir kaleciydi ama Roma'dayken tabii daha işte Juventus'ta o zamanlar Buffon vesaire aslında çok iyi kaleciler vardı. Ve daha sonrasında da hani bu kalecilerin arkasında kalması doğaldı. Daha sonra 2018 yılında 1 overall yükseldi ve 83 overall'a çıktı. Ki Roma'dan Juventus'a transfer olduğu yıldır bu arkadaşımızın. Zaten hani Roma da iyi bir takım ama çok üst kademe bir takıma gittiğinizde eğer ki PES yetkilileri sizi bir yetenek olarak, gerçek bir gelişecek bir yetenek olarak görüyorsa overall'ınız muhakkak ya 1-2 kademe de olsa yükseliyor. Szczesny 1 overall daha yükselip 83 overall olmuştu. Geçen yıla baktığımızda da 2 kademe daha artıp 85 overall'a yükselmişti. Peki 2020'de ne oluyor Szczesny? 86 overall. Aslında baktığımızda 2017'den beri 4 overall birden yükselmiş ve bu oyuncu kendini biraz daha geliştirmiş olarak görünüyor. Bir başka gelişme gösteren oyunculardan biri Bentancur. Benim çok beğendiğim bir oyuncu değil. Juventus'ta online klasmanda aldığımda da MyClub'da bana çıktığında da beni çok heyecanlandıran bir oyuncu değil. Ve zaten sarı top olarak 2020'de de yer alacak. Ama buna şaşırmamak lazım. Zaten siyah top olduğu bir yıl olmadı. İsterseniz 2017 yılında bakalım. 2017 yılında bu kardeşimiz Boca Juniors'taydı. Ve aslında 75 overall. Yani bu overall'ın 7 overall daha altında. Ve Boca Juniors'tan Juventus'a 2018'de transfer oluyor ve overall'ı 1 yükseliyor. Genelde Boca Juniors gibi takımdan Juventus'a geçiş yapan bir oyuncunun overall'ı 1 yükseliyorsa PES yetkilileri ve Konami'nin bu oyuncu çok da üst düzey olmayacak demesi anlamına geliyor bu. Daha sonra geçen yıl 80 overall'a yükseldiği görünüyor. Bu yıl Bentancur'u 82 overall'a kadar çıkarmışlar. Bakıldığında 2017'de 75 overall olan bir oyuncunun 2020'de 7 overall birden yükselerek 82 olduğunu görebiliyoruz. Çok büyük ivme yakalayan oyunculardan biri de Bernardeşi. Çok beğenirim ve inanılmaz bir oyuncudur. Kesinlikle ve sol ayağını çok iyi kullanan bir oyuncu. Ayrıyeten dış plase vesaire çok fazla özelliği var. Benim keyif aldığım oyunculardan ki birçok PES Türkiye sayfasını takip eden kullanıcının da beğendiği bir oyuncudur diye düşünüyorum. Şimdi Bernardeşi'ye bakacağız. Bernardeşi 2017 yılında 78 overall'da Fiorentina'daydı. 78 overall Fiorentina'dan sonra bir yıl sonra hemen Juventus'a transfer oluyor ve tam 5 overall birden yükseliyor ve 83 overall'a çıkıyor arkadaşlar. 2019 yılında bir kademe daha artıyor, 84 overall'a çıkıyor ve 2020'de gelişim gösteremiyor yine 84'te ama 78 overall'dan 84'e çıkmış bir oyuncu 2017 yılından beri. Kesinlikle iyi oyunculardan biri ama bu yıl maalesef bir seviye atlayamamış. Şimdi son 3 sezonunu Juventus'ta geçiren bir Bonucci'den bahsedeceğiz. Siyah top zaten genelde siyah oluyor ve 31 yaşında oyuncu. Chiellini'ye göre daha genç tabii ki de. Chiellini daha yaşlı bir oyuncu. Şimdi Bonucci 2017 yılında 85 overall'mış arkadaşlar. 2018 yılında bir ivme yakalıyor üste doğru ve 88 overall'a çıkıyor. 2019'da bir şeyler oluyor ve 86'ya düşürüyor
Konami bunu. Ki aslında overall olarak 88 çok iyi. Yani stoper için. 2019'da 86'ya düşüyor ama çok şükür ki 2020'de daha bir düşüş olmuyor. 86 overall olarak karşımıza çıkacak. Bir başka gelişim gösteren oyuncu, Türk oyuncu Emre Can. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Juventus'ta bir Türk vardı. Artık Merih'le birlikte iki tane Türk olacak. Ve inşallah da çok çok iyi yerlere gelirler. Emre Can'ı biz Liverpool'da daha çok tanıdık. Liverpool'da 2017 yılında, şu anda 24 yaşında oyuncu. Liverpool'da 77 overall'dı 2017 yılında, PES 2017 verilerine göre. Daha sonra yine Liverpool'da 80 overall'a çıkıyor. 3 overall birden artıyor 2018'de ve 2019'da Juventus'a transferi oluyor ve 82 overall'a çıkıyor. 2020'de Emre Can'ı nasıl göreceğiz? Bir kademe daha yükselmiş olarak 83 overall'da sarı top olarak. Çok fazla gelişim gösteren oyunculardan biri Cancelo. Gelişim göstermesi normal. 22 yaşında bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Hemen şöyle verilerine baktığımızda 2017 yılında 76 overall olan oyuncunun 2018 yılında Inter'e transferiyle 78 overall'a çıktığı görünüyor. 2018 yılında Inter'de bir sezon kaldıktan sonra 2019 yılında Juventus'a transfer olan oyuncunun tam 6 overall arttığını görüyoruz ve 84 overall oluyor. Cancelo 2020'de biraz daha gelişiyor. Siyah top olarak karşımızda 85 overall. Yaşlı kurt Chiellini tam tamına 34 yaşında. 35'ten gün de alıyor olabilir. Ona bir şey diyemem ama 34, yani saf 34 yaşında diyebilirim sizlere. 2017 yılından beri Juventus'ta, daha da evveliyatı var. Juventus'ta 2017 yılında PES verilerine göre 85 overall olduğu görünüyor. 2018 yılında bir yukarı inme yakalıyor. 3 overall birden yükseliyor ve 88 overall'a çıkıyor. 2019'da bu çıtasını koruyor ama artık yaşının da verdiği etkiyle 2020 yılında 87 overall bir kademe düşüyor ama yine iş yapacak oyunculardan biri, solak oyuncu. Şu anda 34 yaşında, yaklaşık bir 3-4 yıl daha oynayacağını söylemişti ki zaten oynar, kendisine iyi bakıyor. Benim çok beğendiğim ama 2017 verileriyle kıyasladığımızda çok fazla gelişim gösteremeyen bir oyuncu Cuadrado. Özellikle genelde sonradan oyuna girmeleriyle vesaire, hani tam böyle ilk 11 oyuncusu bir türlü olamadı. Ama Juventus'un gerçekten de önemli oyuncularından olduğunu düşünüyorum. Kendisi sarı top olacak Juventus'ta 2020 yılında. Şöyle bakalım, 2017 yılından beri verilere baktığımızda zaten Juventus'tan başka bir takıma gitmedi. 2017 yılında 83 overall olduğu görünüyor. 2018 yılında 2 kademe yükselip 85 overall'a çıkan oyuncu, 2019 yılında 1 kademe düşüyor, 84 overall'a düşüyor. Daha da kötüsü, 2020 yılında 83 overall'a düşmüş. Yani 2017'den beri herhangi bir overall yükselmesi olmamış oyuncudan. Siglio, ben çok fazla beğendiğim bir oyuncu değil ve gerçekten Juventus'un kadrosuna girebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. 2017 yılında Milan'da 77 overall'da olan oyuncu. 2018 yılında Juventus'a geçiyor. Milan'dan Juventus'a geçmiş bir oyuncu. Overall'a aynı kalıyor 77'de. 2019'da Konami ulan diyor, bari bu Juventus'ta oynuyor. Biraz daha yükseltelim de ayıp olmasın. 79 overall olarak karşımıza çıkıyor. Kardeşimiz 2020 yılında da herhangi bir yükseliş gösteremeden 79 overall karşımıza çıkacak. Douglas Costa çok beğendiğim bir oyuncudur. Süper yedek. Sonradan oyuna girdiği maçlarda da çok fazla oyunu değiştiriyor, skoru değiştiriyor. 2017 yılında baktığımızda bağımsız bir ülke oyuncusu olarak görünüyor Konami'de ve 86 overall'da. Daha sonra 2018 yılında Juventus'a transfer oluyor ve 85 overall'a çıktığı görünüyor. 2019'da 87 overall'a çıkıyor ve şu anda da aynı overall 87 overall'a karşımızda. Dybala, o da iyi oyuncudur. Bitiriciliği falan çok iyi ve sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu. Stamina açısından biraz sıkıntılar yaşıyordu Konami tarafından güçlerine baktığımızda. Ama yine de özellikle göbek tarafında ya da SF oynattığınızda, GF yerine SF oynattığınızda verim alabildiğiniz oyunculardan biridir Dybala. Dybala'ya baktığımızda 2017'den beri Juventus'ta, 2017'de 84 overall olan Dybala 2018 yılında 88 overall'a yükseliyor. 2019'da da 88 overall olan Dybala 2020 yılında 87 overall'a düşmüş.
Ve Keane gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok sevdiğim bir oyuncu. Özellikle Michael Up oynayanlar çok fazla seviyesi yükseldiği için full seviye yaptıklarında kadrolarında da rahatlıkla başka oyuncuları, başka forvetlerden ziyade tercih edecekleri bir oyuncu Keane. 2017 yılında maalesef Konami'nin ve PES 2017 verilerinde maalesef ki görünmüyor. 2018 yılında Verona'da 69 overall olarak çıkan Keane, 2019 yılında 71 overall'a yükseliyor ve bu yıl bir patlama yapıyor diyebiliriz. 2020 yılında 77 overall Keane. Khedira benim çok fazla beğendiğim oyuncular arasında değil. Çok ağır bulduğum bir oyuncu. 2017 yılından beri Juventus'ta. 2017 yılında 82 overall. 2018 yılında 84'e çıkıyor. 2019 yılında 83 ve 2020 yılında 82 olarak karşımıza, yani 2017'den beri bir gelişim gösteremiyor. Gelelim Mandzukic'e. O da böyle hani menajerlik oynayanlarınız bilir. Bir oyuncuyu alırsınız ve 10 üzerinden 7 oynar muhakkak. Ne böyle daha üstte çıkar ne daha alta. 10 üzerinden 7'lik. Mandzukic benim için öyle bir oyuncu. 2017 yılında 83 overall'da Juventus'ta. Zaten uzun süredir Juventus'ta. 2018 yılında 84 overall'a çıkan oyuncu. 2019'da yine 84 overall'da. 2020'de yine aynı şekilde 84 overall'da devam ediyor. Ve geldik Cristiano Ronaldo'ya. Kendisi tabii ki de biliyorsunuz 2017 yılında Real Madrid'deydi. Daha sonra Juventus'a geçiş yaptı. Ben şöyle düşünüyorum, 2017 yılında baktığımda 93 overall'da, daha sonra 94 overall, 2019'da 94 ve şimdi de 94. Aynı kademe gidiyor. Ama bunda küçük bir detay var. Hemen onu okuyacağım sizlere. 2017 yılında baktığımda full seviyesi 50 seviyeye kadar çıkabiliyormuş Ronaldo'nun ve 97 overall'a kadar yükselebiliyormuş. 2018 yılında full 37 seviye, yani 37 seviyeye kadar çıkabiliyor ve 95 overall'a en fazla maksimum çıkabiliyormuş. 2019 yılında da, bu arada Player of the Week için demiyorum, normal oyuncular için diyorum. 2019'da çünkü hayatımıza Player of the Week ve Player of the Season girdi, hormonlu oyuncular. Onları saymıyorum. 2019'da da 39 seviyeye kadar yükselip 95 overall oluyor kendileri. Aslında 2017 yılına baktığımızda 97 overall'dan 95'lere düşmüş full seviyesi Michael Up'lar için. Bilginiz olsun. Juventus oyuncularının yetenekleri vesaire ne olur bilmiyorum ama overall'ları bu şekilde. Siz hangi oyuncuya haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz ya da hangi oyuncuya gerçekten hak ettiğinden fazla overall verildiğini düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ve Ronaldo tabii ki de çok beğendiğiniz bir oyuncudur. Ronaldo dışında Juventus'ta gerçekten verim aldığınız hangi oyuncu var? Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.